Manyak mısın sen? Niye arıyorsun beni gece gece? Pencereden dışarı baksana. Ne? Bak karşı ağaca doğru bak. Sizin hiç babanız öldü mü? Öldü. Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan hiç ummazdım bunu. Kör oldum. İyi misin? Benim babam ölmüş müdür Firuz? Kötü bir haber mi var? Var. Ama bilmiyorum. Benim babam ölmüş müdür Firuze? Ölmemiştir değil mi babam? Ölmesin babam. Kör oldun mu? Olmadım. O zaman ölmemiştir. Bak istediğim buymuş, çok sağ. Seni beklemek delirtiyor. Onu anladım. O kadar tanıdım seni. Ama bazen yapabileceğin tek şey beklemektir. Hadi git biraz uyu. Ölmez. Ölmenin bir yolunu biliyorsan onu söyle. Oo, bu kadar çok var ki. Ama yapamazsın. Sen aileni yalnız bırakamazsın. Birbirimizi kandırmayalım. Sen benden farklısın sanki. Git artık. Yoksa hırsız var diye bağıracağım, hadi. Ceyhun, çay koyuyorum sana da. Ben birazdan kendim alırım Büşra Hanım, sağ olun. Hala hanım diyor bana ya. Büşra? Abi? Annem göremedim kapının önünde. Vallahi bilmiyorum ki, yürüyüşe çıktı herhalde. Kızlar uyuyorlar mı? He, Zeynep Kadircan'ın ziyaretine gitti. Kübra da onunla beraber. E söyleselerdi ben bırakırdım ya. Sana yük olmak istemiyorlar abi. Çok çalışıyorsun zaten. Günaydın. Kirlilerinizi almaya geldim. Bir kalp getireceğim.
Hadi kızım hadi. Günaydın. Sen miydin? Gel. Annem banyoda. Sen istersen mutfaktan falan başla. Tamam. Bugün için mutfak dolaplarını silmem istemişti zaten. Kübra'ydı değil mi? Evet. Kolay gelsin Kübra. Sonraki ziyaret gününe ben de gideyim Kadircan'a. Olur. Sen Benur yengemle konuştun mu hiç? Utancımdan ne konuşacağımı bilmiyorum ki. Abi senin ne suçun var? Olacakla öleceğe çare yok demişler. Yapma Allah aşkına ya. İyiler mi? İdare ediyorlar. Münevver yengem de öyle. İdare ediyorlar. Alıyorum ben haberlerini, merak etme sen. Babamı bulduk. Adamın oğlu öldü. Yaşar nerede demeyecek mi? Benim torunlarım nerede, benim gelinlerim nerede demeyecek mi? Babamı aramaktan bunun hiçbirini düşünmemişim. Dün geldi aklıma. Ya çıksa karşıma sorsa dese ki oğlum siz buraya nasıl düştünüz? Ne diyeceğim bilmiyorum. Abi. Babamla ilgili yeni bir haber mi var? Yani sen böyle şeyler düşününce hani belki dedim yeni bir şey. Yok yok yeni bir şey yok. Kübra. Buyurun. Kızım bir tane saç maşası vardı. Sen onu gördün mü? Ha? Yok görmedim. Ha, belki Arzu'nun odasındadır. Bir, sen onu bir getiriver bana bir zahmet olur mu canım? Hadi. Sevgilin daha güzelse çık tatlım. Kimse seni zorla tutmuyor burada. Şu aptal aptal yorum yapanlar bir çıkabilir mi ya? Modumu düşürdünüz gerçekten. Hiçbir şey göremeden kapatacaksınız günü. Evet, şimdi bonkörlük görelim biraz. Hediyeleri görelim, anladınız siz onu. Okeydir bebekler. Madem her şey karşılıklı diyorsunuz. Yavaş yavaş başlıyorum o zaman. Ama önce bir dakika. Ne yapıyorsun be sen orada? Şey, annen maşa istedi, saç maşası. Senin odandaymış. Başlayacağım onun da maşasına ya. Al kaybol. Allah kolaylık versin abicim. Sağ ol kuzum. Ceyhun! Hemen geliyorum Kadir Bey. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Nasılsın? İyi anne. Sağlığına duacıyım. Senin yolu yeter. Allah nazarlardan saklasın seni oğlum. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. Deterjan var mı? Yoksa git al.
Salihlerin çamaşırlarını yıkayacağım. Ne alaka ya? Kovalamadılar mı seni? Niye kovalayacaklarmış? Bakmıyor yüzüme o da senin gibi. İnsanlara yardım etmenin ne suç anne? Ben sırf o ezilmesin diye... Diye ne? Selahattin'le kapıştım, acıyla. Sırf Salih için. Adam yüzümüze bakmıyor. Korkusundandır. Orası öyle tamam da yine de. Senin evladın var mı? Ne? Evladın var mı? Kızın var mı? Oğlun var mı? O ne biçim soru anne şimdi? Yok. Baba değilsin yani. O yüzden herkesi kendin gibi belli. Senin tuzun kuru tabii. O ne demek? Evladın yok. Baba değilsin. O yüzden bir haksızlık gördün mü hemen karşı çıkıyor. Bunu da adamlık sanıyor. Baba bazen boyun eğer. Esas adamlık orada başlar. Kübra, bana bir su getirsene. Tamam. Dilim damağım kurudu konuşmaktan. Buyur. Hatta sen doldur ya, onu bile yapamayacağım. Çok yoruldum. Sana da çemkirdim. Ama hak ettin yani. Bir daha görmeyeceğim seni öyle kapıda. Kapış? Kusura bakma ya, ben öyle kamera falan görünce. Sen de meraklısın herhalde. Neye? Kendini göstermeye. Yo. Yani niye öyle dedin ki şimdi? Ne yo? Bir kadının dikkatini kameralar çekiyorsa o kadın kendini beğeniyor demektir. Dolayısıyla meraklıdır kendini göstermeye. Sen yani şimdi orada kendini mi gösteriyorsun? Niye? Ekmek parası. Şey gibi mi? Sunuculuk gibi bir şey mi? Ne sunucusu be? Sunucular ayda kaç kazanıyor? 10 bin, 20 bin. Ben daha bu yaşımda hepsini ikiye katlarım. Merhabalar. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın Osman. Günaydın. Kolay gelsin herkese. Ne oluyor? Hepsinin çocuğu var Ceyhun. Allah bağışlasın ama anlamadım ben. Ben anladım da ne oldu ki? Boş ver. Hadi başlayalım. Merak ettim. Sen şimdi tam olarak ne iş yapıyorsun? Pek sizin aileye uygun işler değil, Sayın Kübra Saruhanlı. Başkasıyla karıştırdın herhalde. Hadi hadi bırak bu ayakları. Mirasa kondunuz, magazine düştün hemen. Para bitti, manşetler de bitti. Ama benden kaçmaz.
Bak sana ne diyeceğim. Bu ara bir küllerinden doğma furyası var. Eski popçular falan böyle tekrar gündeme geliyor. Madem temizliğe gidecek kadar kötü durumlar, seni de sokalım aralarına, ne dersin? Nasıl yani? Anlamadım. Bence gayet iyi anladın. Sen bunu bir düşün istersen. Hadi öptüm seni. Sen onu silersin. Gel bakalım Ahmet. Nasılsın? Sevdin mi evini? Bir ihtiyacın var mı? Eksiğin, gediğin? Bak varsa sakın çekinme söyle. Yok hacım, daha ne olsun, mis gibi ev işte. Ben aylardır ne deliklerde yattım kalktım bir bilsen. Allah Allah, ne muradın varsa versin. Bundan sonra sağlığına duacıyım. Evet, dua önemli tabii. Dua güzel bir şey de. Sadece dua etmekle olmaz Ahmet. Çalışmak da lazım. Allah çalışmayanı sevmez. Emret hacım. Bir dediğini iki etmem. Etim de kemiğim de senin bundan sonra. Ben senin etini kemiğini ne yapayım Ahmet? Ne yapayım? Ne lazım? Ahmet. Şimdi şu senin eski kayınbiraderin var ya, Kadir. Ha. İşte o benim tekerime çomak sokmaya kalkıyor. Huyudur onun. Nerede işleyen bir düzen görsün, dönen bir tekerlek görsün, hemen illa bir çomak sokar, belasını arar. Heh. İşte tam üstüne bastı. Bela. Ne demişler? Belasını arayan belasını bulur. Ahmet, ben bu Kadir'in belası olacağım. Sen de bana yardımcı olacaksın. Senin istediğin ne olsun hacım? Ben seve seve yardım ederim sana. Bunlar ailecek benim hayatımı kararttılar. Sen de onlarınkini kararsın artık. Böylece hesabını kapatırsın. Benim hesabım kapatmakla bitmez. Şerefsizler yüzünden başıma gelmeyen iş kalmadı benim. Sen yeter ki bana kol kanat ger hacım. Ben bu Kadir'le en önde savaşırım senin için. Aha da bak, buraya yazıyorum. Savaşmazsam namerdim. Herkesin morali çok bozuk tabii. Herkes çok gergin. Çalışma koşulları çok kötü çünkü. En azından böyle öğle aralarında dinlenmek için bir tesis falan bir şey olsa. Değil mi? Bir hobi odası olsa, ne bileyim, dinlenme alanı olsa. E tabii. Rahmetli Mehmet Ali Bey böyle şeyleri çok önemserdi. Avrupalı ortaklarını örnek alırdı hep. Bir masa tenisi olsa aralarda oynasak falan, değil mi? Ya Ceyhun, Allah aşkına yürü ya. Kimi koydular Salih'in evini? Yeni biri mi? Bilmiyorum ki. İşçiler arasında aynı evi paylaşan çok insan var. Allah sizin başımızdan eksik etmesin. Aa, lan! Lan! Kadir! Lan senin Kadir, burada ne işin var? Kadir! Kadir! Lan amına kodumun çocuğu! Kadir, ne sakin! Lan? Kadir. Bırak sen! Kadir, sakin! Bırak! Bırak sen! Lan bırak! Lan bırak! Ah. Lan ne işin var lan senin burada? He? Dur lan! Bırak! Durmazsan vururum vallahi! Ya! Koş! Degon'un hanım burası! Sakin ol! Bana bak! Salih iyi kötü üstüne örtecek bir muşamba buldu. Siz onu da bulamazsınız. Uyarmadı deme, ayağını denk al. Kadir sakin, ne olursun sakin. Ahmet kardeşimiz bize geldi. Yardım istedi. Biz de geri çevirmedik. Eski akrabammış. Tevafuk işte, ben nereden bileyim? Benim seninle bir derdim yok Kadir. Neticede eski kayınçomsun. Müşran'ın hatırı var. Lan Müşran'ın hatırı hatırlanma! Müşran'ın hatırı hatırlanma! Dur! Dur! Bana bak. Ahmet kardeşimiz bundan böyle burada bizimle kalacak.
aklına zarar gelirse senden bilirim, haberin olsun. Tamam. Ama o zaman polis falan gelirse siz düşünürsünüz. Bu herif cinayete teşebbüsten aranıyor şu an. Nazlı'ya bak Nazlı. Öyle mi? Peki polis buraya gelirse sadece Ahmet'i mi götürmüş? Sizden birilerini almaz mı? Servet'i severim. Evladım gibidir. Kılına zarar gelsin istemem. Hadi gidelim. Bırak lan. Aa bak buraya çizgi çiziyor. Bu çizgiden sonrası benim evim. Hele bu çizgiyi geç. Hele geç. Sultan Süleyman gelse seni elimden alamaz. Duydun mu beni? Hadi eyvallah. Kolumdan getirmiş. Allah'ım sen sabır ver. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Bak yapmaman lazım. Yapacağım Ceylon, yapacağım ama şimdi değil. Şimdi bana bak. Güşra'nın haberi olmasın, tamam mı? Sakın biz çıkarız bakkala falan. Dışarı da çıkmasın. Sanki kızın başka derdi yokmuş. O mesele değil, onu merak etme ama biraz sakinleş önce. Gel şurada bir ıhlamur içelim. Heh.